Arkadaşlar merhaba. Yine hüzünlendim. Birazdan 1-2 saate kadar geri döneriz. İstanbul'a gideceğiz tekrar. Sayılı gün olunca çabuk geçiyor. Hafta sonu geldik. Cumartesi ve pazar 2 günlüğüne. Yazlıktaydık. Oldukça güzel, keyifli bir 2 gün geçirdik burada. Şimdi son olarak bir daha sobayı yaktık. Hanım burada, eşim bir şeyde mısır ekmek pişirmek istedi. Kuzinede. Belki de attım, yoksa bakalım. Kuzinede bir tane ekmek yapacak. Daha sonra da toparlanıp gideceğiz. Daha henüz atmamış da. Bir soba iyice bir kızdırsın, ondan sonra gideceğiz. Sobada oldukça güzel yanıyor. Şu an bu görüntü bile insanın içini ısıtıyor da sobanın başında olmak gibisi yok. Sobanın başındayız. Çayımızı da koyduk. Son olarak 1-2 saat sonra zaten çıkacağız. Son olarak biraz daha sobanın başında kalalım. Kim insanlara göre küçük, basit bir şey ama ben gerçekten, demek ki köylü ruhu var içimde, seviyorum bunu. Bakın şu minderler, otantik desenli falan, ona benzer şeyleri alıp buralara, böyle şu çiniler, sonra gaz lambası var burada. Aysel ablamın hediyesi bana. Bu tarz şeyleri seviyorum. Otantik şeyleri seviyorum ve sobanın yanında aksesuarlar, odun koymak için, kömür koymak için var. Onlar hoşuma gittiği için buraya gelmek benim için çok çok özel. Özel anlar geçiriyorum ben burada. Allah'tan ki benim eşim de seviyor bunları. İlk zamanlar pek istekli gelmiyordu ama şimdi benden önce gideceğimiz zaman benden önce hazırlanıp geliyor. O da seviyor burayı. Şimdilik çocuklar gelmiyor. Benim iki çocuğum var. Gelmiyorlar. Onlar pek istemiyorlar. Onlara göre de kendilerine göre haklı olabilirler. Yazın gene biraz iyi arkadaşları falan oluyor burada da. Kışın gerçi şu an pek insan yok buralarda. Birkaç komşu var. Akşam gittik. Mahmut diye bir arkadaş var. Ona çağırdı. Biz çaya gittik, oturduk. Bizim için her halükarda güzel burası ama çocuklar tabii ki çok fazla istekli olmuyor. Olsa da zaten oğlum dershaneye gidiyor, üniversite hazırlık. Kızım da şehir dışında üniversitede okuyor. O da bugün inşallah geldi. Az önce telefon açtı. İstanbul'a inmiş. Birazdan amcası gidip alacak onu şeyden, eve getirecek. Biz de akşama doğru ikindi gibi çıkıp gideceğiz. Kızımla kavuşacağız. Kızım uzun zamandır gelmemişti. Şimdi ara tatile girdiler. 25 gün kadar burada olacak. Bayağı özlemiştik yavrumuzu da. Arkadaşlar, hava dışarıda açık. Güneş falan yok, yağmur da yok, bir şey de yok ama açık şey değil ama bayağı ayaz var, soğuk. Şu an orada oldukça güzel, sıcacık. Hiç bunun başına kalkmak istemiyorum. Ben normalde sıcağı çok seven bir insan değilim de. Ama soba yandığı zaman, sobanın başında hiç sevmeyen bile sobayı gördüğü zaman o sıcaklık karşısında hemen kendinden geçiyor. Burası benim köşem. Ben geldim, burada çoğunlukla oturuyorum. Şöyle bir oturayım ben. Köşeme. Evet. Burası benim köşem. Şöyle yanımda soba. Sobanın yanında şurada çayımı da alıp yudumluyorum. Bu çok güzel, keyifli oluyor benim için.
tane lamba aydınlatıyor burayı. Bu da babamın hediyesi. Üç kardeşiz. Üç çocuğuna da birer tane aldı bunlardan. Yeni değil tabi, birkaç sene oldu alalı da. Her birimize birer tane almıştı bunlardan. Kendine almıştı daha öncesinde. Bizim hanımlar da beğenince, ablam, benim kardeşimin hanımları falan çok güzel olduğunu söyleyince, babam her birine hatıra olarak, hediye olarak aldı birer tane böyle. Kullanıyoruz da bunu. Güzel sesler çıkarıyor, güzel dinliyoruz onu. Aynı zamanda böyle eski görünüşüne bakmayın. Replika bir ürün, antika falan değil. USB falan da çalıyor. USB'de kullanılıyor. Güzel bir ürün. Her baktığımda babam aklıma geliyor. Mesela güzel bir hatıra. Antika değil tabii ama olsun. Maddi değer önemli değil, manevi değeri önemli. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.